Şimdi hanımlar papyonunu yapmaya başlayalım. Bunun için 20 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Evet, 20 tane zincir çektim. Şöyle bir ölçeyim. Evet, 20 zincir çekiyorum. İpimin üstüne alıyorum. Bu bitirdiğim zincir değil, hemen yanındaki zincire batıyorum. Çiftli trabzan yapıyorum. Evet, bütün ilmeklerime çiftli trabzan yapıyorum. Zincirimin her birine batıyorum. İki seferde çekiyorum, batıyorum. İki seferde çekiyorum. Bütün zincirlerimi sonuna kadar bu şekilde çiftli trabzan yapalım. Görüşelim. Evet, bütün zincirlerimi çiftli trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Bu birinci değil de ikinci zincirimin tepesine batıyorum. Burada da aynı şekilde çiftli trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Evet, şimdi tekrardan bir sıra daha bu şekilde çiftli trabzan yapalım. Devamını göstereceğim. Toplam 3 sıra çiftli trabzan yapmış oluyoruz. Evet, 3 sıra boyunca çiftli trabzan yaptım. Şimdi iğneme ipi, aynı renkteki ipimi takıyorum. Şimdi burada toplam 20 tane çiftli trabzan olacaktı. 10 tane sağda, 10 tane solda olarak kalacak. Tam ortasından şu şekilde iğnemi geçiriyorum. Geçirdikten sonra şu arka kısmından şöyle yapıyorum. Bir tane şöyle düğüm atıyorum. Sıkılaştırıyorum. Şimdi ise şu şekilde ipimi doluyorum. Doladıktan sonra arka kısımda ipimi sabitliyorum. Bu şekilde. Şuradaki fazla ipimi keseyim. Evet, bu şekilde hanımlar. Şimdi ise atımızı artık birleştirmeye başlayalım. Hanımlar, gövdeme biraz daha elyaf dolduracağım ben. Şekilde yeterlidir. Şimdi ilk kafamızın kulaklarını takmayla başlayacağız. Evet hanımlar, şimdi ben kulaklarını dikmeye başlayacağım. Dikmeden önce bu şekilde ben bir top iğneyle sabitledim, nasıl durduğunu görmek için. Şimdi dikmeye başlayabiliriz. Kulaklarımda ben dikme payı olarak ip bırakmıştım. Şimdi hanımlar, şu top iğnemi çıkartayım. Kafadan bir tane batıyorum. Sonra kulaktan bir tane batıyorum. Pardon. Ne çıktı? Evet. Şimdi tekrardan bir tane kafadan batıyorum. Bir tane kulaktan.
Şimdi hemen şu arka tarafına geçiyorum. Arka tarafı da dikeceğim aynı şekilde. Bir kulaktan, bir kafadan batıyorum. Kulaklarını siz göz kararı olarak kendiniz de yapabilirsiniz hanımlar. Ben bu kulağını bir dikeyim. Diğer kulağını da aynı şekilde dikelim. Sonra burnunu nasıl dikeceğini göstereceğim size hanımlar. Hanımlar, şunu da söylemek istiyorum size. Şimdi kulakları veya da boynunu falan dikeceğimiz zaman şöyle bir tane ilmek atalım, sabitleyelim. İpimiz belli olmasın diye böyle herhangi bir boşluktan çıkalım, olur mu? Bu şekilde. Evet, şimdi burnunu dikelim. Evet arkadaşlar, şimdi burun kısmını dikmeye başlayacağım. Ben bu şekilde yine top iğneyle sabitledim. Size göstereyim. Elyaf dolduracağız. Fakat biraz diktikten sonra elyaf dolduralım. Bu şekilde elyaf doldurursak daha zorlanmış oluruz dikiminde. Şimdi hanımlar, hemen karşısındaki kafaya batıyorum. Sonra bir tane de burun kısmından alıyorum. Bir ilmek burundan alıyorum. Bir karşısından alıyorum. Şöyle yana doğru alıyorum. Bir ilmek buradan alıyorum şöyle. Sonra şöyle burun kısmı şuradan alıyorum. Arkadaşlar, bu şekilde gösterdiğim şekilde şöyle buraya kadar dikelim, yani elyaf girecek kadar bir boşluk bırakalım, oraya kadar bir dikelim, sonra elyafımızı dolduralım, tekrar dikip kapatalım, olur mu? Orayı da göstereceğim sizlere. Birazcık dikelim, daha sonrasında devam edelim. Evet, şimdi elyafımı dolduracağım burun kısmına şu şekilde. Elyafımı doldurduktan sonra geri kalan kısmını da dikip kapatacağım. Evet, ağız kısmını diktim ve sonuna geldim. Burayı sabitleyeceğim. Şöyle çekelim. Daha sonrasında şöyle herhangi bir boşluktan çıkacağım. Bu şekilde. İpimi de kesiyorum.
Evet, şimdi burun kısmını yapalım. Evet sevgili hanımlar, şimdi ise burnunu yapacağım. Böyle herhangi bir boşluktan çıkalım. Şimdi hanımlar, şu orta kısımdan çapraz olacak şekilde, yani şu şekilde şöyle göstereyim. Burun kısmını yapacağız. Şimdi şuradan 1, 2 ve 3 şöyle buradan çıkayım. Şöyle. Herhangi boşluktan çıktım. Şimdi şu arada 1, 2, 3, 4 beşinciye atıyorum. Hemen çaprazına denk gelecek şekilde iğnemi sokuyorum. Bu şekilde. Evet, bu şekilde gayet iyi oldu. Bir sıra daha şöyle üstünden geçelim, belirgin olsun. Öyle. Gayet güzel oldu. Şimdi herhangi bir yerden şöyle çıkayım ki ipim kaymasın içeriden. Sık olsun. Evet, ipimi kesiyorum. Şimdi sevgili hanımlar, artık gövdeyle kafayı birleştirelim. Kafayı birleştirmeden önce kollarımızı birleştirebiliriz. Kafamız bir kalsın, kollarımızı birleştirelim. Hanımlar, kollarımızı da şu şekilde yapabiliriz. Üstten sayarak 1, 2, 3, 4'üncüye ben bu şekilde yine toplu iğne ile tutturdum. Bu şekilde sabitleyebiliriz. Bir tane gövdeden alıyorum, bir tane koldan alıyorum. Karşılıklı olarak sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar. Diğer kolu da aynı şekilde dikelim. Sonra kafa kısmını dikelim. Olur mu? Evet hanımlar. Ben kollarını da sabitledim. Şimdi ise artık kafa kısmını sabitleyebiliriz. Şimdi hemen şöyle göstereyim. Bir boyun kısmından aldım. Şimdi bir kafa kısmından alıyorum. Boyun kısmından ve kafa kısmından alıyorum. Mantık hep aynı hanımlar. Umarım anlayabilmişsinizdir. Bu şekilde.
Kafamızı da sabitleyelim boyuna. Sonra ise kuyruğuyla ve saçını yapalım. Daha sonra papyonu takalım ve bitirelim. Evet sevgili hanımlar, ben kafasını sabitledim. Şimdi ise papyonunu dikeceğim. Papyonu da hanımlar şu şekilde dikebiliriz. Bu şekilde sıkı bir şekilde dikelim. Evet sevgili hanımlar, papyonu da sabitledikten sonra artık şöyle saçlarını yapacağız. Bunun için şöyle iplerden göz kararı bir keseyim. Evet. Şöyle göstereyim sizlere hanımlar. Şimdi şu orta kısımdan anlaşılıyor zaten. Şu orta kısma şu şekilde tığımla giriyorum. İpimi tığımla çıkartıyorum. Şu şekilde düğüm atıyorum. Böyle. Şimdi bir kez daha göstereyim. Hemen yanındaki ilmeğe şekilde batıyorum. Bu şekilde yapalım. Böyle şöyle sıra sonuna kadar bir gelelim. Eksik olursa bir sıra daha gidelim, olur mu? Evet sevgili hanımlar. Bu şekilde yaptım. Şöyle göstereyim. Şöyle sağa ya da sola bu şekilde koyabilirsiniz. Şimdi kuyruğunu yapalım. Kuyruğumuzu da bu şekilde yapacağız. Şöyle. Kuyruğumu da hemen şu arka kısımdaki ilmeklerden iplerimi çıkartıyorum. Sonra hepsini birlikte çıkartıyorum. Şöyle sıkayım. Evet. Bu şekilde. Evet. Evet. Atımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gerçekten çok şirin oldu hanımlar. Şöyle ikisini birlikte. Evet sevgili hanımlar, bir videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizlere yararlı bir ilave verebilmişimdir. Hanımlar kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.